İyi günler örgü severler. Bir tığ işiyle daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün birlikte yazlık yelek çalışması yapıyoruz. Çiçek motifimizden oluşan eklemeleri gerçekleştirdim. Yaka çevresini oluşturdum. Yaka çevresi ve ön kısmı motiften ibaret olacak. Beden kısmına da farklı bir tığ işi çalışma yapacağım. Motif yapımından başlayarak, eklemeleri de göstererek videodan takip edebilirsiniz. Ayrıca fotoğraftan motiflerin kaç tane motifin nasıl birbirine eklendiğini de takip edebilirsiniz. Motif eklemesinden sonra motiflerimizin arasında kalan kısımların, oyuk kısımların ön olacağı için burası kıvrılma yaratmaması için doldurulması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bir oya çalışması yaptım. Şuradaki gibi. Şimdi size bu oya çalışmasını hemen göstereceğim. Siz çiçek yapımlarını izlerken ve birleştirmelerini izlerken peşinden de bu oyanın yapılışını görebilirsiniz. Daha sonra bedeni oluşturacağız hep birlikte. İki zincir çekiyorum. İki trabzandan sonra tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar trabzan, iki zincir, trabzan, bir zincir, trabzan. Bu şekilde arada iki ve tek zincir çekerek 12 tane trabzan yapıp halkamı tamamlayacağım. İkinci sırada 3 zincir çekerek yine sırama başlıyorum. İki trabzanın arasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa 2 zincir çekerek aynı yere ikinci boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Aralarda 3 zincir, ara boşluğu atlayarak ikincisine tekrar 2 zincir, bir boşluk atlayarak 6 tane trabzanlı V oluşturacağım. Üçüncü sırada oluşturmuş olduğum V'lerin içine trabzanlar batarak artış yapacağım. Yine 3 zincirle başladım. Aynı yere 3 trabzan oldu zincirle birlikte. 2 zincir. Yine aynı yere 3 trabzan. Bakınız. Arada 3 zincir. Evet, 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. 4. sıramıza başlarken yine 3 zincir çekiyorum. Trabzanların üstüne batarak trabzanlar yapıyorum. Alt sırada 3 trabzanımız vardı. Şu anda 3 trabzan yaptım. Şimdi orta boşluğa batarak bir arttırma yapıyorum. Yani 4 trabzan oluyor. 2 zincir. Yine orta noktaya bir arttırma. Trabzanların üst tepe noktasına batıyorum.
3 zincir, trabzanların üstüne birer tane batıyorum. Ve orta noktada bir trabzan arttırma yapıyorum. Alt sıradaki 3 trabzanımız bu sırada 4'e ulaşıyor. Arada yine 2 zincir. 1 arttırma. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Üçüncü sırayı da bu şekilde bitirdim. Dördüncü sıramıza yine 3 zincir çekerek başladık. Ve trabzanlarımızı yine trabzanların üst noktasına batarak 4 trabzan yapıyoruz. Ortada yine bir arttırma trabzan yapıyoruz. 3 oldu bu, 4 oldu. Ortaya yine bir arttırma. 2 zincir. Ortaya bir arttırma. Ve 4 trabzan da önceki trabzanların tepe noktasına. Şimdi bu sırada 3 zincir çekiyorum. Ve 1, 2 zincir alta batıp arkadan ipimi alıp burada bir kelebek oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine trabzanlarıma üstlerine batmaya ve aralarda birer arttırma yapmaya bu sırada da devam ediyorum. Yine ortada bir arttırma. 2 zincir. Burada küçük bir çiçek görüntüsü oluşturmaya başladık. Bu sıradaki trabzan sayımız 5 adet. Yine 3 zincir. 3. 2 zincir aşağıya. 3 kelebek yapıyoruz. 3 zincir çekerek örmeye devam ediyoruz. Evet, son sıramıza gelmiş bulunmaktayız. Bu sırada diğer sıralardan farklı bir teknik uyguluyoruz. Tığımıza 2 kez sarıyoruz. Orta noktaya batarak trabzan oluşturuyoruz. 2, 3 kez. 2 kez sarıyoruz. 3 defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz. Altıncı trabzan ve 2 zincir çekiyoruz. Tekrar trabzanlarımıza aynı noktaya batarak 3 seferde çıkartıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 6 trabzana ulaştığımda çiçeğimin bir yaprağını bitirmiş olacağım. 4 ve son trabzanım. Şimdi şu noktaya zincir ve batıyorum. Bakınız bu şekilde. Motifimin son sırası finalledim. 8 zincir çekiyorum.
Ve yine zincir noktama batıyorum. İki kez sararak trabzanlarıma devam ediyorum. Yine 6 trabzan. İki zincir. Tekrar 6 trabzan. Son trabzan. Ve yine zincir noktama dolamadan batıp birleştiriyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Evet, son iki yaprağım kaldığında ekleme yapmam gerekiyor. Eklemeyi örerken yapıyorum. Sondan bir önceki yaprağımın orta noktasına geldiğimde tek zincir çektim. Ve diğer motifimi alıyorum. Orta noktasına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüp tekrar motifimi örmeye devam ediyorum. Ve yine zincir noktama batıyorum. Arada 8 zincir çekiyorduk biliyorsunuz şuralarda. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Diğer motifin zincir noktasına batıyorum. Dolamadan. Orta noktamı birleştirdim zincirden. Şimdi son yaprağımı örmeye devam ediyorum. Üzerine iki tane sararak orta noktaya batıyorum. 6 trabzan yapıyorum bu şekilde. 6 trabzana ulaştığımda orta noktadan ekleme gerçekleştireceğim. Bu motifler altıgen olduğu için kare çalışmalara uygun değil. Bir zincir çektim, yine orta noktamdayım. Birini birleştirmiştim. Diğer yaprağın tepe noktasına batıyorum. Geri dönüp tekrar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu motiflerle üçgen veya daire şeklinde çalışmalar yapabilirsiniz. Altıgen olduğu için kare motif oluşmayacaktır. Evet, 6. trabzanı da yaptım. Yine dip zincirime batıyorum. Ve bu şekilde örgümü finalliyorum. Kar tanesine benzeyen, çok değişik amaçlı kullanabileceğiniz bir motif.
Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Evet, araları oya ile doldurma işlemine şu şekilde başlıyoruz. Yaprağımızın tepe noktasına dolamadan batıyoruz ve ipimizi sabitliyoruz. Sökülmemesi için 4 zincir çekiyorum. Aradaki zincirime üzerine 2 kez sararak batıp 1, 2, 3 seferde çıkarıyorum. 2 zincir trabzanın dibine boşluğa dolamadan batıyorum. Üzerine 2 kere sar. 3 seferde çıkar. 2 zincir dibine. Bu şekilde 6 trabzanı tamamlıyoruz. Bütün motiflerimizin kenarlarını bu şekilde dolduruyoruz. Hem oyalı şık bir görüntü elde ediyoruz, hem de kıvrılacak olan boşluklarımızı doldurmuş oluyoruz. Son trabzan. Çok keyifli bir oya biçimi ayrıca. 4 zincir, 3, 4 ve yine yaprağın tepe noktasına üzerine sarmadan tek seferde çıkart. Evet, boşluk doldu gördüğünüz gibi. Yine 4 zincir. 2 kez üzerine dola. Zincir boşluğuna 1, 2, 3 kez çıkart. 2 zincir. Ve bu şekilde devam ederek çiçeklerimizin bütün boşluklarını dolduruyoruz. Şurada farklı bir işlem olacak. Onu da size göstermek istiyorum. Dört zincirden sonra iki yaprağın birleşme yeri olan orta noktaya batıyoruz. Burada bir şıklık yaratmak için 4 zincir çekiyorum. Ve buraya bir pıtırcık yapıyorum. Aynı noktaya batarak bu şekilde deseni tamamlaması açısından şu kısmın boş kalmaması için ve yine aynı şekilde devam ediyorum. 4 zincir. 2 kez üstüne sar. Yine buraya zincirime 6 adet trabzan yapıp üzerini zincirlerle süslüyorum. Yine yaprağın tepe noktasına geldim. Biraz önce size göstermeyi unuttum sanırım. Burada 4 zincir çekerek burada da bir pıtırcık oluşturuyoruz. Aralarda trabzanlar, tepe tek noktalarda da zincirli pıtırcıklar. İki yaprağın birleşme yerinde de zincirli pıtırcık yapıyoruz şu şekilde. Ve bu şekilde bütün motiflerimizin kenarlarını oyayla tamamlıyoruz.
Artık yeleğimize bir ön oluşturma zamanı geldi. Motif eklemelerimiz bitti. Burada file işlemi yaparak bir ön oluşturacağım. Burada da aynı zamanda bir genişlik yaratarak kol oyuntusu yapacağım ve önümüzü oluşturacağız. Bunun için file işlemi uygulayacağım. Köşedeki motifimizin 1, 2, 3, 4. noktasına battım. Yedi zincir çekiyorum. Ve çiçeğimizin üstüne 1, 2, 3. pıtırcığa batıyorum. 7 zincir çekerek devam ediyorum. Yine 2 pıtırcık atlayarak 3.'ye dolamadan batıyorum. 7 zincir tepe noktaya. Yedi zincir yine pıtırcığımızın 2 3. noktasına. 7 zincir. Pıtırcığımıza. Yine 7 zincir. Ve tepe noktasına. Burada bitiriyoruz. Kol oyuntusu için burada bir genişleme ve arttırma işlemi yapacağım. Bunun için 7 zincir çektim. Üzerine 2 kere sararak aynı noktaya geri dönmem için şöyle bir halka oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum. Arttırma işlemi burada gerçekleşecek. 7 zincir. Boşluklara batıyorum. 7 zincir şeklinde devam ediyorum. Boşluklara batıyorum. Buradaki en önemli nokta filelerin motiflerle birleşme noktası. Kasma yapmaması gerekiyor ve büzmemesi de gerekiyor. Bu ayarlama için belli bir kural yok. Ancak şu şekilde yapabiliyoruz. Önümüze koyarak kasmadan nereye birleştirebiliriz şu şekilde. Şimdi benim burada şu noktaya tekrar batmam gerekiyor ki burada bir boşluk var. Bu şekilde karar veriyoruz. Belli bir kuralı yok. Yedi zincir ve tepe noktama batıyorum. Geri dön. Yine 7 zincirle devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
sıra sonunda yine kol evi artırması için 7 zincir çekiyorum. En son boşluğa battıktan sonra. İki tane dolayarak. Üç sefer de çıkartıyorum. Yine iki kere dolayarak. Üç sefer de çıkartıyorum. Bakın dışarı doğru bir genişleme gerçekleşti. Bu bizim kol evimizi oluşturacak. Bu şekilde yine filelerimize devam ediyoruz. Evet, yine öne birleştirme noktasına geldiğimde ilmeğim şurada. Burada şimdi bakınız şuraya batmam gerekiyor. Yani desen kendisini gösteriyor. Düz olması için, düzgün durması için şu noktaya batmam gerekiyor. Hemen alıyorum. Bunun belli bir kuralı yok. Geri dönüyorum. Şimdi önümüz burada oluştu. Bundan sonra boşluk sayılarını sayarak sabit tutmaya çalışacağız. Artma ya da eksiltme olmaz. Evet, artık arttırmalarımıza son veriyoruz. Çünkü bu çıkıntı kol evi için yeterli. Bu 38 beden bir yelek olacak. Eğer daha geniş yapmak istiyorsanız biraz daha arttırmanız gerekecek. Bundan sonra örgüme düz olarak devam edeceğim. Yani buradaki arttırmaları yapmayacağım. Artık fileleri sabitleyeceğim. Şimdi file dağınık bir örgü olduğu için her tarafa uzuyor ve esniyor. Bunu sabitlemek adına 6 sıradan sonra şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra fileden sonra trabzanlı bir işlem yapacağım. Üç tane trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Bu esnemeyi önlemek adına ve bir de desene bir hoşluk katmak için yine 3 trabzan file boşluklarımıza trabzan yapıyoruz. 4 zincir. Trabzan. 2 sıra bu şekilde geçeceğiz. Sonra yine 6 sıra file. 2 sıra trabzan biçiminde motiflerimizi birleştirerek önümüzü ve arkamızı bu şekilde tamamlayacağız. Ve sıranın sonunda geldiği yere bakarak 4 zincir çekerek tepe noktamıza batıyoruz. Geri dönerek yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 zincir, aralara trabzan. Bu sıradan sonra yine 6 sıra file örgü devam edeceğiz. Evet, bakın artık artırmalar durdu. Ve önü bu şekilde düz olarak devam edeceğiz. Artırma ya da eksiltme olmaması için boşluklarımızı ve trabzanlı kutucuklarımızı sayarak
genişleme olmamasına dikkat etmemiz lazım. Aksi halde kenarda düzlük bozulacaktır. Bunun için arada bir boşlukları ve şeyleri kutucuklarımızı saymamız gerekiyor. Kasmaması için de ekleme yaparken sürekli bu şekilde yatırıp sıra sonunda nereye eklememiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde devam ederek önümü finalledim. Ancak boyu kısa bulduğum için önde daha önce 4 olan motif sayısını 6'ya çıkardım. Uzun bir yelek yapmaya karar verdim ve etek ucunda boşluk kalmaması için de etek ucuna da motifleri devam edeceğim. Bu şekilde önümüz bitti, ön çalışmamız. Diğer önde aynı şekilde yaptıktan sonra arka çalışmasına devam edeceğiz. Arkayı da bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 3 motife kol evi genişletmemiz. Yalnız arkada kol evi önden daha uzun olacak. Bunun sebebi de arka düşüklüğümüzün ön kadar olmaması. Çünkü önde bir oyukluk var. Bu nedenle ön oyuntumuz şuradaydı ve daha kısaydı gördüğünüz gibi. Yalnız yakayı katladığımızda arkanın önden daha uzun olması gerekiyor. Çünkü ön gibi oyuk değil yakamız. Arkada bakın, ön gibi fazla bir oyukluk yok. O nedenle örmeye devam ediyoruz. Önün kol evi hizasına ulaştığı zaman arttırmalarımızı bırakacağız ve dümdüz arkamızı örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra ön ve arkanın birleştirme işlemleri var. Bu şekilde yeleğimiz finallenmiş olacak. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Yeleğimizin ön örgüsü bittikten sonra etek kısmına da motif yapmaya devam ediyoruz. Ancak motifimiz altıgen bir motif olduğu için ekleme şeklinde değişiklik yapmam gerekti. Daha önceki motiflerde iki yaprağı birbirine eklemiştim. Fakat açısı değiştiği için bunlar da oya işlemini yaptıktan sonra ekleme yapmam gerekti. Yani tek motif eklediğimde arada ciddi bir şişme olacaktı. O nedenle burada ekleme tekniğini değiştirdim. Şimdi arka örgüsüne geçiyoruz. Arka örgüde de teknik olarak yine file yöntemi kullanacağız. Arkadaki 3 motifimizi, yaka kısmındaki 3 motifi arka olarak uyarlayacağız. Yine yaprağımızın uç kısmından başlayacağız file örmeye. Ve burada bir kol evi çıkıntısı önde yaptığımız gibi artırma yaparak devam edeceğiz. İpimi sabitledikten sonra 7 zincir çekiyorum. Burası artırma noktam olacak. Üç kez üstüne sardım. Aynı noktaya batıyorum. Bu şekilde bir file oluşturdum. 7 zincir çekiyorum. Çiçeğimizin
İkinci pıtırcığına birini atlayıp dolamadan batıyorum. Yine 7 zincir. 2 pıtırcık atlayıp üçüncüye. Bu kez tepe noktasına çiçeğin, yaprağın tepe noktasına batıyorum. Bu şekilde çiçeklerde ikinci pıtırcığa batarak, yapraklarda da tepe noktaya batarak 7 zincirle örgüme devam ediyorum.